Kardeşim Beşiktaş kazandığı zaman bu program moderatör böyle mi açıyor? Böyle mi açıyorsun bu programı? Nasıl açacak bu hocam? Kalk öğreteyim sana. Gel yavrucuğum. Gel çocuğum. Erdem şu şarkıya girmen lazım. Geç kardeşim geç. Bir şey öğreteyim sana bak. Bak Beşiktaş kazandı mı Erdem nasıl açıyor program? Seni taklit edeceğim oğlum. Ne oluyor ya? Seni taklit. Yok ben Erdem olacağım. El koydu Erdem. Darbeyle yönetimi el koydu. Yönetimi el koydu. Bu ülkede öyle bir şey olmaz artık. O zaman burada olmuyorlar bu ülkedekiler öyle bir şey. Baksana ya. Futbol oldu. Konuyu sonra. Evet sevgili seyirciler veya futbola hoş geldiniz. Bugün ben Ertem Şener'in yerine programı açıyorum. Çünkü Ertem Şener klasik programı böyle açardı. Ben de onun gibi açarım. Evet sevgili seyirciler. Bugün oynanan Ziraat Kupası maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı kupanın dışına etmiştir. Hem de deplasmanda Beşiktaş'ın kendi evinde. Fenerbahçe için çok önemli bir galibiyet olmayabilir. Değil. Çünkü daha Ziraat Kupası'nın ilk 16'sındaydı bu eleme turu. Fakat bunun önemi dünya devleri Napoliler, Benfica'lar bu sahadan galibiyet çıkaramamışlardı. Fenerbahçe bu sahadan galibiyet çıkarmışlar. Bence kupada tur atlamadan bu daha önemlidir. Çünkü Beşiktaş inşallah bu sahada 100 yıl daha yenilmesin. Fakat bu galibiyet, Fenerbahçe'nin bu galibiyeti her zaman hatırlanacaktır. Dolayısıyla Serkan Efendi, nerede bizim Serkan? Kulaklık da yok bende. Oğlum orada durma. Beşiktaş kazandığında bu program nasıl açılıyorsa sen de öyle aç Serkan. Ver marşı Serkan. Haklı. Ver marşı Serkan. Haklı.